bugündür. Mevzi al! Topçular! Ateş! Ateş! Yüzbaşı Hamilton. Bir dahaki sefere etinden faydalanabileceğiniz bir av yakalarsınız. Üzülmeyin. İnsanlardan da beslenebilirsiniz Kaymakam Bey. Etlerini yemek zorunda değilsiniz. Efendim hoş geldiniz. Şehirde her şey yolunda mı Alfred? Yolunda efendim. Alfred ne yapıyorsun? Efendim bu adam. Tanıyor musun? Tanıyorum. Kim? Üsküplü'nün adamlarından biriydi. Fırın patlamasında kaybolmuştu. Avın büyüğünü yakalamışız da haberimiz yokmuş. Hemen Alisa'ya götürelim. Ölmesin çabuk. Emredersiniz. Hadi hadi hadi. Thank you.
olsun Allah'ım. Fatma'nın kanaması hala devam ediyor. Kurşunu çıkarmamız lazım. Ali! Üzerini çıkarın çabuk! Çabuk!
Bir çağ sonra Büyük Arap Devleti'nin kuruluşu anlatılırken en çok sizin yaptıklarınızdan bahsedilecek. Arap gençlerin kahramanı sizler olacaksınız. Bize hamaset dolu bu sözler değil, müttefikiniz olarak desteğiniz lazım yüzbaşı. Bu şehirde size göstermiş olduğumuz ayrıcalıklardan daha büyük destek mi olur Şerif Necar? Değirmenin gürültüsünü işitiyorum. Ama öğüttüğü unu göremiyorum der atalarımız. Sürekli bize olan desteğinizden bahsediyorsunuz. Ama ortada hiçbir şey yok. Ne o baylar? Kervanlarınıza eşkıyalar mı saldırdı? Nedir bu öfke nöbetlerinizin sebebi? Üsküplü'ye tanıdığınız Müsamaha, yüzbaşı. Anlayamadım. Size daha önce de söyledim yüzbaşı. Kızımın ortadan kaybolmasında Üsküplü'nün parmağı var. Üsküplü'nün yaptığına nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü hem Şerif Necar'ın hem benim sizinle müttefik olduğumuzu biliyor. Onun için Fatma'nın üzerinden tehdit ediyor. Üsküplü'yü tekrar sorgulamanızı istiyoruz yüzbaşı. Fatma'nın hayatı tehlikede. Sizlere daha önce söylediğim gibi Üsküplü'yü bizzat sorguladım. Bu meseleyle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Onun nasıl bir teşkilatçı olduğunu biliyorsunuz. Yalan söylüyor. Eğer onu tekrar sorgularsanız mutlaka açık verecektir. Olsaydı farkına varırdım. Tekrar sorgulamaya gerek yok. Yüzbaşı Hamilton, Üsküplü'yü tekrar sorgulamak sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Ne olabilir Kaymakam Bey? Onu saatlerce sorguladım diyorum. Bir şey bilmiyor. Ona bizzat ben sormak istiyorum bu meseleyi yüzbaşı. O vakit gerçeği öğreniriz. Kendinize gelin Şerif Necar. Bu söylediğiniz bize hakarettir. Siz kim oluyorsunuz da bizim elimizdeki mahkumu sorgulayacaksınız? Çünkü o benim kızımı kaçırdı ve siz hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Sizi son kez uyarıyorum Şerif Necar. İsteğinizle ısrar ederseniz sizi de tutuklarım. Yüzbaşı Hamilton, müttefiğiniz olarak bu konuda sizden daha önce de destek istemiştik. O vakit de yardım etmemiştiniz. Neden bu kadar öfkeleniyorsunuz yüzbaşı? Yoksa Üsküplü'yü elinizden kaçırdınız mı? Haddinizi bilin Şerif Necar. Kızınızın özel durumu olmasaydı bu anda işimi daha fazla sürdürmezdim. Efendim. General Tazın komutasındaki ordumuz Selman'ı Pak'tan geri dönüyor. Ne demek geri dönüyor? Selman'ı Pak'ta mağlup olduk efendim. Nereden geliyorsun sen? Görmek istemeyeceğiniz bir yerden geliyorum. O ne demek? Alay mı ediyorsun benimle? Hayır. Çöpleri attım. Kokundan belli oluyor zaten. Ama ben başka şeylerin de kokusunu alıyorum.
seni ölüme götürecek şeyleri. İhanet gibi. Hastaların altını temizledim. Belki aldığınız koku budur. Kendini çok akıllı sanıyorsun Zeynep. Ama ben o ucuz yalanların altında sakladığın gerçekleri görebiliyorum. Gerçek şu ki yüzbaşı Hamilton'ın hayatını ben kurtardım. Belki ona gidip hakkımda göremediği gerçekleri anlatırsınız. Böylece ne kadar beceriksiz biri olduğunu anlar. Ne işler çevirdiğini mutlaka öğreneceğim. O zaman yüzbaşı da koruyamayacak seni. Beni Allah korur. Merak etmeyin. Hemen mutfağa git. Hastanın yemeğini al ve 2 numaralı odaya gel. 2 numaralı oda mı? Evet. Bir sakıncası mı var? Hayır. O zaman dikilip durma karşımda, hadi. Bugün nasılsın bakalım? Sana ne? Ne istiyorsunuz benden? Öncelikle sakin olmanı istiyorum. İlaç vakti geldi. İstemiyorum ilacınızı falan. Hem neden hala buradayım? Aradığın cevaplar yüzbaşı Hamilton'da. O zaman beni hemen ona götür. Çabuk çöz beni, bırak. Hadi. Lütfen sakin ol. Yoksa seni uyutmak zorunda kalırım. Beni buna mecbur bırakma lütfen. Beni hep uyutuyorsunuz zaten. Bu ilaçlar beni iyileştirmiyor. Aklımı bulandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Tamam geçti. Tamam. Her şey çok güzel olacak. Güven bana. Tamam. Tamam geçti. Lütfen sakin ol. Ne yaptın sen? Tanrı'nın cezası. Bir tepsiyi bile tutamıyorsun. Toplarım şimdi. Toparlasan iyi olur. Yoksa sana bu hastanede çöp bile toplatmam. Yemek için üzülme. Ben sana kendi ellerimle yapar yediririm. İstemez. Allah'ım. Bu nasıl bir imtihandır bu? Mehmet'imi benden alma. Çileme razıyım. Yeter ki onu benden alma Allah'ım. Çık artık şu odadan. Defol!
Kim bu kız? Hizmetçinin biri işte. Neden soruyorsun ki? Tamam hadi geç dinle. Bir kumandanın hayata tutunması, bir milletin cihana tutunması gibiydi. Halil Bey, vatan aşkıyla acılarını bir kenara bırakmış, Selman-ı Pak'ı düşmana dar etmişti. Ama sonunda apandisi patlamış, kumandan ölümün eşiğine gelmişti. Halil Bey bu defa ecelle harp ediyordu. Allah onu ordusuna ve milletine bağışlayacaktı. Ali, Allah'ın aslanı, ordunun umudu Ali. Bir kurşunla yıkılır mıydı bu yiğit? Pes eder miydi ilahi kerimetullah için cenk etmekten? Etmedi de. Günler günleri kovaladı, yaralar kabuk bağladı. Ali kumandan ölümden dönmüş, ahdinden dönmemişti. Memleket hürriyete kavuşmadan ölmeyecekti. Gözlerini. Tarumar etme umudumu. Yakma hayallerimi. Çözen yokken çok sessiz, ıssız, çok soğuk. Neferlerin seni bekler. Zaferlerin seni bekliyor Ali. Yetmedi mi bu ayrılık? Hadi aç gözlerini, hadi lütfen, hadi. Bana ne olduğunu sormuyorum.
Artık ne oldu? Kazandık mı? Muzaffer olduk. Sen ve senin gibi kahramanlar sayesinde. Zafer bizim. Zafer Allah'ındır. Mutlak kuvvet sahibine hamdolsun. İyi misin? Bir şey istiyorsan ben getireyim. İyiyim ben. Bana müsaade eder misin? Ya Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım. Çektiğimiz çileler boşuna değilmiş. Sana şükürler olsun Rabbim. Bağdat'ı düşmanı çiğnetmedin. Kafir oklarıyla gönlümüzü deldirmedin. Sana şükürler olsun. Ey gidi koca Hüsrev. Bak. Şehadetin boşuna değilmiş. Mehmet'im. Niyazi kardeş. Neden boşuna yetim kalmadı? Nice şehitler. Kanınız yerde kalmadı. Sana şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun. Hala ortada yok. Göreceksin. Şüphelerimde haklı çıkacağım. Üsküplü Fatma'yı kaçırdıktan sonra İngilizlerin ellerinden kaçmayı da başarmıştır. Bu imkansız. Üsküplü hapisten nasıl kaçar? O halde Hamilton bize neden o kadar sert tepki gösterdi? Ha? Eğer Üsküplü hala hapisteyse Hamilton bizi kendine borçlandırmak için bu isteğimizi geri çevirmezdi. Neccar, bu şüphelerinde haklıysan, Üsküplü hapisten kaçtıysa, canlarımız hiç olmadığı kadar tehlikededir. Bizim için asıl tehlike Üsküplü'nün firar etmesi değil, Türk ordusunun galip gelmesidir. Alenen İngilizlere destek verdiğimizi biliyorlar. Türklerden kendimizi nasıl koruyacağız, onu düşünelim. İngilizler şehrimizi kuşatmışken onlara itaat etmekten başka ne yapabilirdik? Peki Türkler buna inanır mı sanırsın? Gerçek bu. Kaldı ki Türkler kendi askerlerini koruyamazken biz İngilizlere karşı nasıl dayanabilirdik? İngilizler geri çekildiğine göre Türkler de peşlerinden gelecektir. Korkum harbin şehre taşınması. Yok. Türkler halka zarar gelmesin diye bunu yapmayacaklardır. Harbi şehrin dışına taşıyacaklardır. İyi de bu hem ticaretimizi hem de hayatımızı ziyadesiyle etkileyecektir. Neccar. Biz halkımızın çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Hem dur bakalım. Ben İngilizlerin o kadar kolay pes edeceğini hiç düşünmüyorum.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Kazanamazsın. Kaymakamlığın önüne git. Eyvallah. Tamam. İngiliz casusları etrafta. Güvenmediğiniz kimselere bizlerden bahsetmek yok. Misafirimiz var. Misafir eli boş gelmez. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkes vazifesini anladı mı? Evet. Baba iner, baba iner. Ha. Aferin size. Vazifenizi çok iyi yaptınız. Artık meydanla neyi görür, neyi işitirseniz gelip hemen annenize söyleyeceksiniz. Anladın mı? Tamam baba Aydar. Peki İngilizler sorarsa? Bilmiyorum. Aferin size. Ha. İki tane elma. Hadi bakalım. Leyla kadın. Evine kızımıza ihtiyacımız olabilir. Teyakkuzda kal. Bağışsına baba Aydar. Emine gel. Hadi bakalım. Muhafızları hemen şehrin etrafına yerleştirin. Sele karşı set, kasırgaya karşı orman nasıl diri ve ayakta duruyorsa askerler de yerlerinde öyle duracaklar. Şehrin giriş çıkışları kapatın. Uçan kuştan esen yele kadar her şey tehdit ve şüpheyle bakılacak. Tek bir zafiyet istemiyorum. Emredersin. Efendim, erzak depoları da kontrol edildi. Güzel. Yatakhaneleri de kontrol edin. General geldiğinde her şey hazır olsun. Emredersiniz efendim. Çıkabilirsiniz. Alfred, sen kal. Emredin efendim. Yüzbaşım. Doktor Alisa, revirler ve yaralı askerler için gerekli ilaçlar hazır mı? Evet yüzbaşı. Söylediğiniz her şey yapıldı. Ben Mehmet için gelmiştim. Ne olmuş ona? Mehmet'i hastanede tutmaya devam mı edeceğiz? Evet. Orada kalmaya devam edecek. Zamanı geldiğinde Türk ordusunun içine casus olarak göndereceğiz. Bunlar kim? Gördüğün yerde öldürmen gereken kişiler. Türk casusları. İkisini bugün hastane civarında gördüm. Zeynep'le konuşuyorlardı. Emin misin? O benim hayatımı kurtardı. Birini yaşatmanın da öldürmenin de birden fazla yolu vardır yüzbaşı. Zeynep casussa sizinle yakınlaşabilmek için hayatınızı kurtarmış olabilir. Eğer öyleyse Mehmet casus olarak hizmet etmekte kalmayacak. Hücre evini çökertmemize de yardım edecek.
Zeynep'in peşine adamlarımız da Alfred. Dikkat çekmeden takip etsinler. Emredersiniz efendim. Bakalım hayatımı kurtaran kişi melek mi şeytan mı görelim. Mehmet'i Zeynep bacıyı gördüm diye sevineyim mi? Mehmet'in haline üzüleyim mi, şaşırdım vallahi ya. Ya Mehmet aklını yitirmediyse abi? Ha? Ya Zeynep bacı yanılıyorsa yani? Şu çölde bugüne kadar gördüğün onca şeye inanıyorsun da Mehmet'in aklını yitirdiğine mi inanmıyorsun? Yok. Yok abi, hepimizden akıllıdır o. Muhakkak bir oyun ediyor gavura. Bir bildiği vardır onun. Ben kardeşimi tanırım. Tanırım kardeşimi. Öyle olsaydı Mehmet ne yapar eder Zeynep bacıya aklındaki planı söylerdi. Belli ki aklı gitmiş. Yani sen diyorsun ki Mehmet seni görse tanımaz yani. Öyle mi? Babam şehit oldu. Kardeşim de öyle. Kanımdan değildir Mehmet. Ama kardeş işte. Sığınacak dalım da benim. Anlaşamasak da, kavga etsek de sırtımı yasladığımda yani şimdi sana kolay. Aklı gitti demek. De. Bana zul geliyor işte. Nereye? Kardeşimi kurtaracağım abi. Mehmet'i alacağım oradan. Otur oturduğun yerde Sait. Hele Zeynep bacı gelsin. Ne oldu, ne bitti bir öğrenelim. Kardeşini kaybetmek ne demek bilir misin abi? Ha? Sen... Benim kardeşim yok muydu lan? Niyazi kimdi? He? Neydi Niyazi? Keşke aklı gideydi de tek canı sağ olaydı. Şimdi otur oturduğun yerde. Benim asabımı bozma. Urbanım olayım bozma. Zeynep kızım.
yer altına selam var. Benle gel. Acele et, takip ediyoruz. Askeri abiler! Hoş geçiyorsunuz ama olmuyor mu öyle? Yürü gülüsüne! Durun, size def çalayım. Çık şuradan, deli misin nesin? Bak. Deli misin nesin? Çekin! Deli miyim neyim? Deli miyim neyim? Bela mısın nesin? Bela mıyım neyim? Bela mıyım neyim? Bela mıyım neyim? Bela! Nöbetçiler! Yürü! Yetişin! Cephede böyle güzel çorbayı nereden buldun Fatma Hatun? Yaralarına iyi gelir diye kendim pişirdim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Şifa olsun. Ayaklanmışsın Ali Bey. Yatıp dinlenseydin biraz daha. Sizi ayaklandıran dertten bende de var kumandan. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yaptığın her şey için sağ ol Fatma Hatun. Uyandık mı uykumuzdan? Öyle uyumuşuz ki düşmanın vatanımızda neler yaptığını dahi anlamadık. Kendi memleketimizde muhacir muamelesi görünce uykumuzdan uyandık. Fakat uyanmak yetmez. Bizim adaletle hükmettiğimiz milletleri İngilizler sömürüp köleleştiriyor. İnsanları da topyekun uyandırmamız gerekir. Biz ateşi yaktık. Şimdi bize rüzgar gerek. Çıkarttığımız yangın düşmanı küle döndürecek. Petrol için cihanı mahşere döndüren Britanya ve müttefiklerini petrolde boğacağız. İngilizler bu işgale bir günde hazırlanmadılar Ali. Biz yumurtanın hangi uçtan kırılacağını tartışırken Britanya ve dostları sanayi inkılabını gerçekleştirdi. Oysa Bizans meleklerin cinsiyetini tartışırken biz Fatih ile çağı kapatıp çağı açıyorduk. Aradan iki asır geçmeden onların vazifesini biz devraldık. Müflisçe atalarımızın mirasını yedik. Her yanımız çürüdü. Liyakat yerini sadakate bıraktı. Adalet, ilim ve bilim göç etti memleketimizden. Balkanları gördüm kumandanım. İçim parçalandı. Atalarımın asırlarca çalışarak inşa ettiği şehirlere, eserlere bakıp ağladım. Sahip çıkamadık. Balkanları kaybettik. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Balkanları kaybettik biz. Şimdi de Afrika diyarı, Arap diyarı elden gitmesin diye harp edip duruyoruz. Ne kadar acı değil mi? Kurtlar kocadığı için değil. Fıtratına uygun olmayan kış uykusuna yattıkları için çakalların maskarası oldu. Büyük hatalar yaptık kumandan. Telafisi olmayan hatalar. Asırlardır uyuyoruz. Büyük rüyalar görmeyeli çok uzun zaman oldu.
Kelebek kozasından çıktı. İhtiyar diye mazinin şanlı günlerinden döndü. Bozgunlar yerini yeniden zaferlere bırakacak. Tarih yüktür Ali. Milletler mazisine karşı sorumlu ve borçludur. Tarih bir kez daha tekerrür ederek vatanı kurtarma yükünü omuzlarımıza yüklüyor. Bunun için harbi kazanmak zorundayız. Peki, kazanabilecek miyiz kumandanım? Kazanacağız. Yaktığımız kurtuluş ateşinde İngilizleri yakıp tarihleri boyunca görmedikleri bir bozgun yaşatacağız. Zafer mührümüzü mazimizin şanlı sayfalarına gururla basacağız. Mevlüt Çavuş'la Sait nerede? Diğer alemde. Diğer alem mi? Hı hı. Suallerini orada sorarsın. Şimdi bana yardım et bakalım. Kızım. İyiyim, çok şükür. Hadi bakalım. Ha. Efendim, emrettiğiniz gibi Zeynep'in peşine askerlerimizi taktık. Şüpheli bir durum yok. Şimdilik yok. Bu kadar emin olma. Takip etmeye devam edin. Emredersiniz efendim. Çok yavaşlar. General gelene kadar her şey hazır olsun Alfred. Efendim, savaşı kaybettik. General gelip de olanları duyduğunda ne yapacağız? Duyacağı hangi şey savaşı kaybetmekten daha önemli olabilir ki Alfred? Üsküplü'nün elimizden kaçtığını nasıl söyleyeceğiz yüzbaşım? Bir askerin en önemli özelliği soğukkanlı olmasıdır Alfred. Savaş ve krizler rutin anlarımızdır. Eğer böyle durumlarda panik yaparsan daha büyük hatalar meydana gelir. Lider dediğin kişi ölüm anında ve kriz anlarında sakinliğini koruyabilen kişidir. Söyle bakalım Alfred, komutan olmak istiyor musun? Evet komutan. Güzel. O zaman içindeki korku ve paniği öldür. Ölüme karşı bir şövalye gibi dimdik dur. Kriz ve olağanüstü durumlar bizi diri tutar Alfred. Alış buna. Emredersiniz efendim. Ne benim bekleyecek sabrım kaldı ne de Mehmet'in dayanacak gücü. Bu iş bu gece bitecek. Mehmet'i hastaneden çıkaracağız. Sen konuşma sen. Senin sabırsızlığın yüzünden yeterince açık verdik zaten. Mehmet'in sağ olması bize yeter. Ali kumandan gelene kadar bekleyeceğiz. Benim de dayanacak gücüm kalmadı Mevlüt Çavuş. Gördüğünüz
gördüklerim ölümden beterdi. Sevdiğim adam gitmiş, yerine yabancı biri gelmişti sanki. Eğer daha fazla beklersek Mehmet'in aklı gibi yüreğini de onlara teslim edeceğiz. Buna izin vermem. Önce aklı evvela alıp istişare edeceğiz ki öfkeyle oturup zararla kalkmayalım. Ben kalktım gayrı babaylar. Mehmet'i almadan da oturmam. Sen daha akıllanmadın mı? He? Mehmet'e hediye vereceğim diye çıktın. Az kaldı paçayı ele veriyordum. Tamam. Sen gelme. Ben gider tek başıma çıkarırım Mehmet'i. Ulan! Verin çavuş! Neden bilmez oldun sen? He? Laf dinle laf. Ortalık durulmadan Mehmet'i hastaneden kaçırmak akıl işi mi? Çavuş. Akıl işi değilse deli işidir Mevlüt Çavuş. Mecnunlar emrinize amadedir. Mevlüt Çavuş. Ali kumandanın ne zaman geleceği belli değil. Sen hele bir he dede. Yapalım şu işi. Hede çavuş. Abi. Tamam ulan. Yalnız tek bir hata yaparsak Mehmet'i oradan alamadığımız gibi yakayı ele veririz. Sait, sözümden zerrece şaşmayacaksın, aklına eseni yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Bacım, şu hastane hakkında ne biliyorsan anlat hele. Mehmet'i üst katta tutuyorlar. Ön girişte de, arka girişte de muhakkak nöbetçiler var. İyi misin? Nasıl böyle beceriksiz olabiliyorsunuz anlamıyorum. Yerdeki teri görmedim komutanım. Kes sesini. Bir de utanmadan komutanına cevap veriyorsun. Afiyet dur. Sağ olun yüzbaşım. Yüzbaşım lütfen. Kes sesini doktor. Komutanım yapmayın. Komutanım. Savaşta bir deli göremeyenin gözlerine de ihtiyaç yoktur. Herkes işinin başına hadi! Thank you.
Kardeşler! Müjdemi isterim. Bağdat'tandakiler acı geldi, mektuplarınızı getirdi. Çok şükür gelmiş. Kimlere gelmiş söyle de bilelim. Adana dediklerim elini kaldırsın hele. Remzioğlu İsmail, Tokat. Ramizoğlu Salih, Antep. Cennette. Velioğlu Yasin, Menteşe. Cennette. Ahmetoğlu Hasan Ali, Eskişehir. Cennette. Duranoğlu Kemal, Karahisar. Cennette. Şehmuzoğlu Bekir, Urfa. Cennette. Mahmutoğlu Hüseyin, Bozok. Cennette. Duranoğlu Hayri Beyazıt. Cennette. Süleymanoğlu Davut, Çamardı. Seyitoğlu Turgut, Çarşamba. Bu kardeşi bunları göreniniz, duyanınız, bileniniz... Cennette. Saydıkların İlyas Yüzbaşı'nın neferleri. O bölükten sağ kalan yok. Ne yapayım kardeşim ben bunları? Bunların sorumluluğu benim belimi büker. Ver bana. Halim Yüzbaşı'ya teslim ederim. Ailelerine telgraf çekerler. Ben gideyim başka yerlere de bakayım. Yemekhaneye falan. Belki şehit düşmeye vardır. Ahmet! Yapma kardeşim. Ağlama yüreğimizi daha fazla. Ver. İyileşeceksin. Ama zorlarsan dikişlerin atar. Atarsa kendim dikerim. Fatma Hatun, düşünecek vakit değil. Şehre döneceksin. Beni kaçırdılar. Ellerinden kurtuldum, geri geldim diyeceksin. Hayır Ali Kumandan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Beni dinle. Şehre girdiğinde Mecnun'u bul. Meydanda dur. Elinde bir def var. Ona şehre nehirden gireceğimi söyle. Haydar Baba, Mevlüt ile Sait beni orada beklesinler. Madem içeri girmekten vazgeçmiyorsun, o halde ben de seninle geleceğim. Bu halde seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Gideceksin. Bak, eğer bunları yapmazsan
Uğraştığımız her şey boşa gidecek. Tekrar söylüyorum. 7 Aralık akşamı. Ay tam tepedeyken geleceğim. Bu halde tek başına nasıl başaracaksın? Fatma Hatun yapacak mısın, yapmayacak mısın? Peki, yapacağım. Mantınım, hekim kalkmayın dedi. Şehitlerimizin huzurundayız Salih. Beni aslanlarına yalnız bırak. Baş üstüne kumandanım. Zulmün karanlığını yok etmek için canını feda eden yiğitlerim. Ey memleket kapısında etten duvar ören aslanlar. Zalimler bilselerdi bu sessiz bedenlerinizi nasıl yeri göğü inlettiğini. Görselerdi aziz hatıralarınızın istikbalini saydınlattığını. Bilseler de her birinizin intikamı için 1000 can alacağımızı. O korkak ruhları titrer. Tüfekler ellerinde erir. Ardına bakmadan kaçarlardı. Öğrenecekler aslanlarım. Anlayacaklar ki biz tükenmeyiz. Bitti demekle bitmeyiz. Öldü demekle ölmeyiz. Biz bu cihanı David uğruna yapmaya geldik. Yavrun ateşi dokunmaz bize. Biz bu cihana namus için, vatan için, bayrak için ölmeye geldik. Onların kurşunu yetmez bize. Allah'a yemin ederim ki intikamınız alınacak. Akıttığınız her damla kan, sevdiklerinizin her damla gözyaşı sel olup akacak düşmanın üzerine. Ya kahar, şehitlerimizin hürmetinde düşmanı kahru perişan eyle. İntikamlarını almadan bana şehadet nasip etme ya Rabbi.
memleket size minnettardır. Ruhunuz şad olsun. Şehrin etrafı tutuldu mu? Siz yoldayken bütün önlemleri aldım efendim. Merak etmeyin. Türkler bu küçük zaferleriyle oyalanmaya devam etsinler. Büyük zafer bizim olacak efendim. Safiyet istemiyorum Hamilton. Her şey kontrolüm altında efendim. General. General. Sizi şehrimizde beklemiyorduk. Bağdat'ta ziyaret etmeyi umuyorduk. Geçmiş olsun. Politikacılarla askerlerin arasındaki fark bu işte Kaymakam Bey. Siz politikacılar çok çabuk hüküm veriyorsunuz. Ama unutmayın. Sizin hamleleriniz bugünü kurtarır. Bizimkilerse bundan sonraki her günü. Eminim bu hamleler istikbalimizi daha parlak bir hale getirmiştir general. Sizin istikbaliniz, Britanya İmparatorluğu'na bağlılığınızı ilan ettiğiniz gün parladı zaten Şerif Neccar. Müsaadenizle. Nasıl vereceğim ben bunun hesabını Londra'ya? Efendim destek birliklerinin de gelmesiyle telafisi düşündüğümüzden daha kolay olacaktır. Hiç aklım almıyor. Hareket planımızı bu kadar iyi çözmüş olamazlar. Sanki planı önceden biliyor gibiydiler. Bilmelerine imkan yok efendim. Oradan yenilgiyle ayrıldıysak bunun başka bir açıklaması olamaz. General Türklerin asıl şamarını Üsküplü'nün firar ettiğini öğrenince yiyecek. Vakit kaybetmeden generali zelzele gibi sarsacak bu haberi vereceğim. Neccar. Öfken ateş, nefesin barut gibi kokuyor. Üsküplü'nün kaçtığından eminmişsin gibi yakacaksın hepimizi. Bunca yol kat etmişken bütün geleceğimizi senin kinine kurban edemeyiz. Bana bak Kaymakam Bey. Senden kurban dileyen yok. Kendi hesabımı kendim görürüm ben. Atalarımız doğru dermiş. Erkek deve dişileşti. Kim derdi koskoca Ebu'la korkusunun esiri olsun? Neccar! Bana bak. Sözlerini kulağın işitsin. Yoksa hançerim azık olur kanın. Seni son kez uyarıyorum. Dizginle şu öfkeni. Bu haberi generale vermenin zamanı değil. Eğer inat edersen yaptıkların bedelsiz kalmaz bilesin. Yemin olsun ki
Bir daha beni tehdit etmeye kalkarsan şah damarını keserim. Beni tehdit edip duracağına bu şehrin kaymakamı ve benim dünürüm olarak kızımı bulmama yardımcı ol. Kızının bulmanın yolu kırmızı görmüş boğa gibi herkese saldırmak değil. Fatma'yı bulmak için akıllı hareket etmeliyiz. Bu haberi generale söylersen Hamilton tutuklatır seni. Ebu oğla, gelecek kaygısı aslanın avcundaki ceylan yapmış seni. Ben kızım için yaşıyorum. Ve generale Üsküp'ünün kaçtığını söyleyeceğim. Necar! Kin tutanı boğar. Hamilton buna müsaade etmez. Zindanda çürürsün. Yılana çıyana yem olursun. Benim kaybedecek bir şeyim yok Ebu oğla. Şayet benim yüreğim yanıyorsa bu şehri de cehenneme çeviririm. Yüzbaşıyı da kendimle birlikte yakarım. Necan! Son zamanlarda ziyaretleriniz sıklaştı Şerif Necar. Generalle konuşacaklarım var. General şu anda uygun değil. Ne anlatacaksan bana söyle. Senin kulağın sağır, dilin lal olmuş yüzbaşı. Ne söylesem boşuna. Çekil önümden. Akrepler niye intihar eder bilir misin Şerif Necar? Etrafları ateşle çevrildiğinde bedenler ısıya dayanamaz. Kendilerini sokup intihar etmeyi tercih ederler. Kızının kaybolması aklını başından iyice aldı. Ne yaptığını bilemez oldun. Şimdi de intihar ediyorsun. Etrafımız saran ateş seni de yakar yüzbaşı. Alfred. Emredin efendim. Şerif Necar'ı tutukla. Emredersiniz efendim. Ne? Bana böyle davranamazsın. General Tavzıt! General Tavzıt! Şerif Necar yürüyün lütfen. General Tavzıt! Fazla zaman kaybedemeyiz. Şehre girip savunma düzeni alırlarsa onları oradan çıkartmamız çok zor olacak. Size katılmıyorum Halil Bey. İngilizler kibirlidir. Şehre sığınmak istemeyecekler. Takviye kuvvetin gelmesini bekleyerek yeniden taarruza geçecekler. Kibirli olabilirler ama aptal değiller. Şehre sızarlarsa köşeye sıkışan biz oluruz, onlar değil. Teslim olacaklarını mı sanıyorsunuz? Önümüz kış, yiyeceğimiz kısıtlı. Onlar sıcak döşeklerinde yatarken biz neferlerimizi soğuğa, hastalığa, açlığa şehit vereceğiz. Neferlerimin tasarrufu bendedir Halil Bey. Ben şehitlerime bir söz verdim. İntikamlarını alacağım. Sizinle yahut siz olmadan. Halil... Kumandanım, Teğmen Ali Bey geldi. Gelsin. Kumandanım. Neden ayağa kalktın Ali? İstirahate ihtiyacın var. Otur. Benim istirahate değil, bilgiye ihtiyacım var efendim. Onu da böyle durduğum yerden toplayamam. Müsaade ederseniz şehre girmek istiyorum. Neden şehre girmek istiyorsun Ali? Şehirde adamlarım var. Aylardır yerin altını üstüne getirip planlar yaptık. Müsaade edin, dönüp savaşmaya devam edeyim. Hintli Müslüman askerler İngilizlerin zayıf tarafı.
Eğer onları ateşleyebilirsek İngilizleri içeriden sarsabiliriz. Bu dediklerini bu halde nasıl yapacaksın? Halil kumandanım nasıl yapıyorsa öyle kumandanım. Ya izin vermezsen? O vakit giremem. Emriniz karşısında boynum kıldan incedir. Nurettin Bey, böyle bir hamle aradığımız açığı ortaya çıkaracak. İngilizler ordu içinde çıkacak bir isyan ile tarumar olur. Müsaade edin girsin. İngilizler Hintlileri savaşmak için ikna ederek buraya kadar getirdiler. Şimdiye dek çıkmayan isyan bundan sonra nasıl çıkacak? Hayal bu. Asıl hayal hiçbir şey yapmadan düşmanın teslim olmasını beklemektir. Ali bir kıvılcım başlatma niyetinde. Bırakın bu kıvılcım sönecekse düşman eliyle sönsün. Kendi kumandanın eliyle değil. Ali'nin içeride yapacağı her eylemin bir sonucu olacak. Şehirde çıkacak her yangında onlarca masum insan ölebilir. Bu nafile çabayı desteklemiyorum. Ancak izin vereceğim. Ama biliniz ki bu işin vebali sizin boynunuzadır. Sağ olun kumandanım. Sağ olun. Yalnız unutma. Adamlar uzun zamandır şehirde. Çoktan ifşa olmuş olabilirler. Sana kim yardım edecek? Neferlerin benim sözümden çıkmazlar kumandanım. Her şeyi düşündük. Ben dönene kadar ortalarda gözükmeyecekler. Şehirde beni bekliyor olacaklar. Gecenin karanlığı Mevlüt ve Said'in başına gelecekleri gizliyordu. Mehmet'i kurtarmak için planlar yapıp hazırlanmışlardı. Ancak bu iş sandıkları kadar kolay olmayacaktı. Hastaneye sızmanın tek bir yolu vardı. Dışarıda yıkanan çarşafların arasına girmek. Şehirde direnişe destek veren ahaliden yardım aldılar. Her biri Mehmet'i kurtarmak için seferber oldu. Temiz çarşafları getirdik. Geç. Dur. Geç. Dur. Geçin. Dikkat çekmeden hastaneye girmeyi başarmışlardı. Şimdi asıl iş yakalanmadan Mehmet'e ulaşmaktı.
Mecnun, içerideler mi? Evet, herkes hazır. Sandıkları taşıdık. Ortalık sakin. Yakup gizli mekanda bizi bekler. Allah yardımcı olsun. Amin baba Haydar. Nedir ahval? Ana girişte iki asker var. Her koridorun başında bir asker nöbet tutuyor. Peki ya üst kat? Odanın önünde tek asker var. Yukarıda koridorun başı ve sonu boş. Hazır mısın? Hazırım. Olabildiğince sessiz halletmeliyiz. Çok sürmez benim Mehmet almam. Mecnun arka sokakta bekliyor olacak. Seninle orada buluşuruz. Tamam. Bunlara artık gerek yok. Sırtını dinle. Derin nefes al. Bir daha. Geldiğinde ne halde olduğunu düşünecek olursak çok çabuk toparladı. Ama hala hiçbir şey hatırlamıyor. Tam burada kocaman bir karanlık var. Sanki içten içe beni yiyor. Kendine bu kadar yüklenme. Yaşadıklarından sonra böyle hissetmen çok doğal. Eminim yakında sorularının cevabını bulacaksın. Dikkat et, ben istediğim tek bir şey var. Nedir o? Biliyorsun savaştayız. Lanet olası düşman her yerde. Seni bizden almak isteyebilirler. Benim için kendine dikkat etmeni istiyorum. Beni neden almak istesinler ki? Düşmanın kötülüğünün sınırı yok.
bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Benim gidip diğer hastalara bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Dediğim gibi, hep tetikte ol. Annen kim senin? Sultan annemin adı. Temizlikçi. Ama bulamadım onu. Temizlik odasına baktın mı? Bulamadım ki odayı. İyi. Gel. Ben seni bırakayım. Sağ ol abi. Kimsin sen? Kardeşinim Mehmet. Hatırla. Hatırla. Kapıdaki askeri öldürdün mü? Yok. Yok ama biraz daha beklersek öldürmek zorunda kalacağım. Hadi. Öyle bir şey olmayacak. Ne yapıyorsun? Çünkü önce ben seni öldüreceğim. Mehmet. Ne diyorsun Mehmet? Ne yaptılar sana? Asıl siz bana ne yaptınız? Biz kim? Bir dakika dinle. Ne olur dinle. Düşman biz değiliz. Onlar. Hatırla.
sana. Şimdi hemen evine dön, tamam mı? Gayet iyi. Uyumaya çalış. Neden nöbet yerini terk ettin? Efendim, küçük bir kız çocuğu vardı. Annesini arıyordu. Askerler! Mehmet! Dur! Mehmet! Senden vazgeçmem kardeşim. Senden vazgeçmem. Mehmet! Bırak! Yeter! Yeter! Mehmet! Benimle gelmen lazım. Seni almadan gitmem. Seni almadan gitmem. Ne oluyor bre? Efendim, Mehmet'i kurtarmak için hastaneye geldiler. Çatışma çıktı. Birazdan gelip yaralarına bakacağım. Sakın bir yere ayrılma. İsyancılardan biri hala hastanede. Askerler! Efendim, tam yakalamak üzereydik ama bu şey önümüze çıktı. Onu yakalayın. Ne oluyor? Beni neden yakaladınız? Numara yapma bana. İsyancının kaçmasına sen yardım ettin. Asla, ben çalışmayı duyunca saklandım. Başka hiçbir şey yapmadım. Masal anlatma çöl güzeli. Artık masken düştü. İftira atıyorsunuz. Bu yaptığınızı yüzbaşı duyunca... Seni artık o bile koruyamaz. Götürün. Bırakın. Bırakın. Dur. Teslim ol.
Bırak silahı. At dedim sana silahı. Çavuş, hem de siz buradan. Hadi, hadi. Yardım et. Gel Mecnun. Haydi bismillah.
başka. Al başka anlaş. Al. Yakup, arabadan kurtulur. Zeynep'e ne olmuş oraya? Tamam baba. Hadi hemen döneceğim baba. Hadi kardeş. Ya. Çabuk. Efendim, burada gizlendikleri bir yer olmalı. Ne pahasına olursa olsun onları bulacağım. Kurşun içinde kalmamış. Sık dişini Sait. Mevlüt, elimizde ne varsa çıkar. Sargı beze, iğne, iplik, makas ne varsa hadi. Hemen baba eder. Mecnun, abi. Mecnun, beni bu vicdan azabıyla bırakma, uyan. Kardeşim beni tanımadı. Sen de yakma ciğerimi. Mecnun. Sait, dövme artık yeter. Ayberem, yiğit kardeşim. Lazım oldu ya, bulunmaz gayrı. Güzel yüzlü, iyi yürekli öksüzüm. Bak, baba Haydar burada. İnşallah Allah izin verirse kendi ölü seni kurtar. Sait! Mehmet niye gelmedi senle? Onu da mı vurdular yoksa? Aklını almışlar Mehmet'in. Tanımadı beni. Gelmedi benimle. Ah ulan Sait. Sana uyan aklıma ben. Gelmedi benimle. Ah benimle baba Haydar. Kurşun derine işlemiş. Karaciğere zarar verdiyse onu kaybedersin. Allah muhafaza. Ağzından gel alsın. İnşallah. Ama kurşunu çıkarmak lazım. Zeynep içeri almışlar. Of! Nereden geliyorsun? Basra'ya giderken eşkıyalar baskın yapıp kaçırdılar beni. Lütfen yardım edin. Şerif Neccar'ın kızıyım ben. Şehre giriş çıkış yasak. Seni içeri alamayız. Şerif Neccar'ın kızıyım dedim size. Hiç olmazsa babamı buraya çağırın. Olmaz dedim. Kesin emir var. Git buradan. Ne oluyor burada asker? Görev yerine dön yüzbaşı. Biz hallediyoruz. Sana ne oluyor burada dedim asker. Yardım edin yüzbaşı. Beni kaçıran eşkıyaların elinden kurtuldum ama şehrime giriş yapamıyorum. Hanımefendiyi tanıyorum. Bırakın geçsin. Ama yüzbaşı kesin emir var. Ben sana ne diyorsam onu yap asker. Asker! Hanımefendiye kaymakamının önüne kadar nezaret edin. Durumu komutana da haber verin. Emredersiniz komutanım.
Kaymakamlığa değil, evime gitmek istiyorum. Kaymakamlığa gitseniz daha iyi olur Fatma Hanım. Tamam. Teşekkürler. Asker! Bu nedir şimdi? General Townsend'ın emridir. İmzalayın lütfen. Bütün haklarından feragat ettirecekler. Kafalarına göre dışarı çıkmayın diyecekler. Malınızı verin diyecekler. Zafer, İngilizlerin bu savaşı kaybetmesi çok kötü oldu. Artık kimin dost, kimin düşman olduğu belli değil. Bugün Necer amcayı tutukladılar. Yarın seni, beni tutuklamayacaklar ne malum? Buna güçleri yetmez. Bize muhtaçlar. O zaman generalle konuş baba. Necer amcayı serbest bıraktır. Fatma? Fatma? Kızım, sen nereden çıktın? Çok şükür iyisin. Babam nerede? Bir sakin ol, soluktan anlatacağım. Babam nerede kaymakam bey? Kızım, baban tutuklandı. Ne? Ne tutuklanması? Hangi suçla? İhanet. Babam her şeyini İngilizler için feda etti. Ne ihaneti? Bir sakin ol Fatma. Bak babanı kurtaracağız. Babama bunu yapmalarına nasıl izin verirsiniz? Bu şehrin kaymakamı siz değil misiniz? Fatma. Kızım sakin ol. Ben generalle konuşacağım. Babam bu gece evinde uyuyacak. Sen hiç merak etme. Kimse benim gelinimi üzemez. Hadi gidelim. Zafer, sen burada kal. Baba, ben de geleyim. Burada kal dedim. Durun. Asker, generalle görüşmem lazım. General kimseyi içeri alma dedi. İşimi zorlaştırmayın. Asker, general bunu bir de yüzüme söylesin o vakit. Çekil dedim. Savunma hatlarımızı kuvvetlendirdik efendim. Buralara ve buralara yedek kuvvetler koyduk. Efendim? General? Kaymakam bey. Gördüğünüz gibi konuşacak durumda değilim. Çok önemli bir şey yoksa. General. Fatma. Şerif Neccar'ın kızı hatırladınız mı? Evet. Siz Bağdat'a gittiğinizde kaçırılmıştı. Şimdi karşımda kanlı canlı durduğuna göre demek ki kurtarılmış. Benden ne istiyorsunuz? Babamı serbest bırakmanızı istiyorum. Ne demek Bay Hamilton? Şerif Necar'ı mı tutukladın? Haklı sebeplerim var efendim. Bu konuyu sonra konuşacağız Kaymakam Bey. Efendim. Şerif Neccar, şehrimiz için önemli bir şahsiyettir. Sizden rica ediyorum kendisini serbest bırakın. Kaymakam bey, sonra konuşacağız dedim, uzatmayın. Babamı görmeden hiçbir yere gitmem. Hamilton, tamam bırakın görsün babasını. O kadar. Emredersiniz.
Nasıl kurtulduğunuzu bir ara sizden dinlemek isterim Fatma Hanım. Oliver, görüşe götür. Ne umutla gittim yanına. Göz göze geldik, gözünün içine baktım. Tanımadı beni abi. Tanımadı beni Mehmet. Fe subhanallah. Çok umutluydum ama tanımadı abi. Laf dinlemedin, laf. Sızlanıp durma şimdi. İyileşecek mi olaylar? Allah izin verirse iyileşir. Mecnun canıyla kavgalıdır ama öyle kolay kolay da pes etmez. Ne yaptın sapatırdım abi? Elimi ne attımsa kurudu. Yazgımda çilem hiç eksik olmadı. Hiç aman. Hiç. Biz gözümüzü yedik çağda açtık Sait. Bir sen mi kaybettin sanırsın? Bir senin mi çilen var? Yok. Biz burada Mehmet'i kurtarmaya çabalarken kardeşlerimiz Bağdat'ı müdafaa eder. Şikayetin vakti değil. Hiç değil. Hayatımda yaşamadığım ne varsa bunlar yüzünden yaşadım. Allah kahretsin. Zeynep. Kızım. Dedikleri doğru mu? Sen... Asker, kapıyı aç, babasını görecek. Fatma? Zeynep? Zeynep sen yaşıyorsun. Çok özledim seni. Bizi ihanetle suçladılar. Üstelik canını kurtardığım adam yaptı bunu. Asker, aç kapıyı kavuşsunlar birbirlerine. Açamam, emir var. Asker, aç şu kapıyı. Yoksa seni bu zindanın mahzenine gömerim. Aç şunu, aç! Sonra bu sana reva mı? Yüzbaşı aklını yitirmiş kızım. Ama merak etme. Burada uzun kalmayacağım. Sana söz veriyorum baba. Yemin ediyorum sizi buradan çıkaracağım. Söz veriyorum, tamam mı? Size yaptıklarını bir bir geri ödeyecekler. Görüş bitti. Çıkın. Zeynep.
Sizi kurtaracağım, korkma. Söz veriyorum. Tamam mı? Fatma, hadi. Geçin. Fatma kızım, sakın bir delilik yapma ha. Duydun mu beni Fatma? Bir vazife almıştı Fatma Ali kumandandan. Tamam etmesi gereken bir vazife. Mecnun'un can çekişini bilmeden bir çare döndü durdu meydanda günlerce. Allah rızası için ben yardım edeyim. Lütfen, lütfen. Ne olur kızım. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah senden razı olsun. Ne olur yardım et. Hamilton gavuru boş durmuyordu. Mehmet'in zayi olan aklını yalanlarla doldurup kulağına hileler fısıldıyordu. Sen bizim casusumuzsun dedi. Mehmet tipsiz bir kuyunun içinde kalmıştı. Kendine uzanan ipe sarılmaktan başka çaresi yoktu. İpin ucunda vatana ihanet vardı. Mecnun'u bulamazsa kimseye haber edemeyecek. Ali kumandan bir başına kalacaktı. Günler geçti. Fatma arandı durdu Mecnun. Ama ne Mecnun vardı ortalarda, ne Mevlüt, ne Said. Vakit gelmişti. Ali kumandan o gece şehre girecekti. Geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Ali kumandanı korumaya o gidecek. Seni yalnız bırakmayacağım Ali. Fatma Hanım, nereye gidiyorsunuz? Dışarı çıkacağım Mahtum Efendi. Babamın vaziyeti beni derinden sarstı. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben de sizinle geleyim. Dışarısı çok tehlikeli. Sizi yalnız bırakamam. Yalnız kalmak istiyorum dedim Mahtum Efendi. Lütfen anlayışlı ol. Peki Fatma. Zafir. Hayırlı günler Fatma. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Bir yere mi gidiyordun? Yok, ben de yeni gelmiştim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Döndüğünden beri konuşamadık. Seni görmek istedim. Çok yorgunum Zafir. Fazla vaktini almayacağım. İskeleye gidiyordum. Gitmeden seni görmek istedim. İskeleye mi? Ne için? Basra'dan gelen malları karşılayacağım. Ama gitme dersen gitmem. Kalıp seni dinlemek isterim. Ben de çok isterdim ama babam hapiste. Konuşacak mecalim yok. Bak, Necer amcayı kurtaracağız. Ama eğer bana söylemediğin bir şey varsa söyle. Sen gittiğinden beri gözüme bir damla uyku girmedi. Sen döndün, kalbim tekrar atmaya başladı. Ama sen benden kaçıyor gibisin Fatma. Zafir, lütfen anlayışlı ol.
yalnız kalmaya ihtiyacım var dedim sana. Söz, yarın uzun uzun konuşacağız. Ama bugün beni mazur gör lütfen. Peki. Hoşça kal. Dur, ne yapıyorsun? Yaralanan askerlerimin ilaca ihtiyacı var. Çekil önümden. Buraya giremezsiniz. Seni bir daha uyarmayacağım asker. Kesin emir var. Görevlerin dışında buraya başkasının girmesi yasak. Tamam öyleyse, işini kolaylaştırayım. Hadi öldür beni. Ne duruyorsun? Yapsana! Sen vurmazsan ben vuracağım. Türklere karşı varlık gösteremeyen Hintliler şimdi İngiliz askerleriyle bir savaşıyor. Savaşta Britanya ordusu için canını ortaya koyan askerlerimin ilaca ihtiyacı var. Askerlerinin Türklere zaferi nasıl armağan ettiğini gördük. Türklere mağlup olan Büyük Britanya ordusu, Hint ordusu değil, yüzbaşı. Nefesinde baharatlarınız gibi kötü kokuyor. O yüzden ağzını kapalı tut. Yoksa ilacı kendin için arayacaksın. O ilaçlara ihtiyacım var. Yüzbaşı. Ben canını almadan hemen gözümün önünden kaybol. Mevlüt Çavuş. Neredesin kardeş, ne vakittir? Geç hele. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dışarıda kavga kıyamet. Her yerde askerler var. Kaymakamlıkta da sular durulmadı. Anca geldim Çavuş. Durumu nasıl baba? Allah'tan şifa bekleriz. Allah şifa versin. Sen nasılsın Sait? Beni bu hale kardeşim soktu. Nasıl olayım Yakup? O vakit size müjdeyi vereyim. Acılarınız dinsin. Ne müjdesi, hayır mı? Ordumuz Selman-ı Fak'ta muzaffer oldu. Allah'ım şükürler. Kurban olduğum Allah dualarımızı kabul etti ha. Çok şükür. Ordumuz muzaffer oldu. Çok şükür. Doğru mu dersin Yakup? Tepeledik mi yavrum? Tepeledik Sait, tepeledik. Düşman gerisin geri şehre sığındı. General deliye dönmüş. Askerler perişan. Yer yerinden oynadı. Elhamdülillah. Nihayet hayırlı bir haber alabildik. Mecnun, kalk kardeşim. Kalk bak, ordumuz muzaffer oldu, kalk. Hay aslanım benim be. Mecnun.
Ne oldu baba Haydar? Bağdat kurtuldu Mecnun. Ordumuz Selman'ı Pak'tan muzaffer oldu. Çok şükür. Baba git. Ali kumandanın şehre gelişi yakındır. İnşallah. Nasıl gelecek şehre? Hala bitmedi mi? Bitiyor efendim. Hadi biraz elinizi çabuk tutun. Nedir durum? Bir sorun yok efendim. İyi akşamlar Teğmen. Size de. Neredesiniz aslım? Nerede? Kontrol edin. Selman'ı Pak'ta yaşadıklarımız kimsenin moralini bozmasın. Destek güçleri gelene kadar toparlanacağız. Ve koyduğumuz hedefi gerçekleştireceğiz. Yeni planımız nedir efendim? Şimdi öncelikle Türklerin yapacağı her şeyden haberdar olmamız lazım. Bunun için de hem gözcü askerlerimize hem de casuslarımıza büyük vazife düşüyor. Efendim eğer uygun görürseniz bu konuyla ilgili bir planım var. Nedir yüzbaşı? Hafızasını kaybetmiş bir Türk casusunu yakalayıp onu İngiliz olduğuna ikna ettim. Ailesinin Türkler tarafından katledildiğine inandırıp onu intikam ateşiyle doldurdum.
Casusunuz olarak onu Türk ordusunun içine göndereceğim. Güzel. Büyük iş başardınız yüzbaşı. Bu hamleniz savaşın kaderini değiştirebilir. Evet beyler. Hedefimiz Bağdat. Evet bu defa işimiz biraz daha zor. Halil Alba ile Osmanlı ordusu biraz daha güçlendi çünkü. Selman Upak'ta aldığımız yenilginin sebeplerinden biri de Halil Albay'dır zaten. Ama destek güçleri gelene kadar onları bu küçük zaferle oyalayacağız. Sonra da Türkleri Dicle'ye, Fırat'a dökeceğiz. Ve İngiliz bayrağını dalgalandırmak için Bağdat'a gireceğiz. Hedefimiz Bağdat'tır beyler. Hem de her zamankinden biraz daha güçlü. Komutanım. Türkler. Şehri kuşattılar. Kontrol edin. Kalkın. Peşlerinden hadi. Hadi. Hayat yaşanabilir kılan şey nedir bilir misin?
benim için tek gaye sorularıma cevap bulmak. Önce bir sakin ol, konuşalım. Konuşacağız. Ancak soruları ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Şimdi söyle bakalım. Beni burada neden tutuyorsunuz? Ve bana neden ihtiyacınız var? Neredesin? Hadi!